Evet, selamun kardeşlerim. Şimdi atladığımız kaç soru varmış, onlara dönüyorum. Ee, şöyle, soru şu. Selamun aleyküm hocam. Ee, i̇şte bir videonuzda e, şuna şuna denk geldim demiş bir kardeşimiz. Ee, ilgimi çekti. Bana bir haller olmadan önce çok kibirli, öfkeli, sinirli ve günahkar birisiydim. Öfkeli, sinirli ve günahkar birisiydim. Belki hala öyleyimdir diyor. Sanırım tevazudan söylüyor bunu kardeşimiz. Bir gün bütün vücudum uyuştu ve bütün günahları aynı anda bıraktım. E, korkudan e, için için Rabbime tövbe ettim. Evet. <laughs> Siz videonuzda kibir, kibirin omurga hastalıklarına sebep olacağından hani bahsetmişsiniz. Benim eklemlerimde ziyadesiyle ağrıyor ve kaşınıyor. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Üstelik maalesef istemeden de olsa... Ee, sırf işimi kaybetmemek için e, baskıdan dolayı aşı oldum. Geçmişte işte şu şu, şu günahlarım var. <laughs> yani ne yap Bunların tövbesi ve Allah'ın gazabı üzerimden kalkması nasıl mümkün olur? Sizin yorum ve tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Gerçekten geceleri uyuyamıyorum. Ee, hayattan keyif alamıyorum. Bir kere öncelikle e, kardeşimiz zaten tövbesini yapmış bu tövbeyi kemale erdirmek adına o eski alışkanlıklarını yavaş yavaş bıraktı. Bırakmakla beraber izlerini de bırakacak. Yani o alışkanlıklardan zamanla hiç yaşamamış gibi ne olacak? Sıyrılacak, soyutlanacak. Ve o alışkanlıkların geçmişten kalan izleri yani bedendeki o beden bütünlüğünü, bedenin enerjisini bozan, o geçmişte kalan Geçmişe akan negatif enerjileri ne yapacak? Zamanla tölere edecek. Bu konuda kitaplar okuyabilir. Kişisel gelişim, psikoloji kitapları okuyabilir. Ee, yani Nevzat Tarhan'ın mesela kitaplarını e, genel olarak tavsiye ediyorum. Şöyle bir kitap var. Ruhun Anatomisi diye. E, Mrs. Caroli'nin kitabı. Orada bu tarz konularla alakalı bazı vakalar anlatılıyor. Onların da e, faydası olur. <laughs> evet. Yine bilişsel terapi ile alakalı Belhi'nin makaleleri ve kitapları var. Mesalihul Ebdan ve Enfus diye bir kitabı var. Yani ruh ve beden sağlığı, beden ve ruh sağlığı Ebu Zeyd Ahmet el Belhi. Bu kitapta yine güzel içerikler var. Önce bir referanslarda hani bulunuyorum. Evet o kitapta öfkenin hani bele zarar vereceği, siyatik sinire zarar vereceği hatta işte güven sorununun gene bele zarar vereceği bu tarzda birçok şeyler var, iddialar var ve yaşanmış olaylardan bu iddialar anlıyor. İddia eden, iddiada bulunan kimse de öyle çok boş birisi falan da değil. Onu şimdi ilgili yerden izah ederdim geniş işte. Akrabalarla olan ilişkilerin, olumsuz ilişkilerin daha çok kalbe etkilediğini, işte ölüme üzüntü gibi bir durumun daha çok işte meme kanserine sebep olup memeyi etkilediğini, aile içerisindeki çıkmaz ve çelişkilerinin daha çok cinsel organları etkilediğini, akraba ilişkilerinin kanı etkilediğini, işte şey çevresel streslerin daha çok akciğere etkilediğini vesaire bu tarzda yorumlar var. Hani kibir omurga ilişkisinden bahsetti mi bilmiyorum ama <laughs> yani kibirin de omurga ile ilişkisi olduğu tahmin edilebilecek bir şey yani simgesel anlamda. Dolayısıyla şöyle düşünürsek Esasında vücudumuzdaki hastalıkların yüzde 80'i 90'ı duygusal yanlış kullanımlardan kaynaklanıyor. Çünkü beynin yüzde 90'ı düşünsel ve duygusal kısımdan meşgul. Dolayısıyla duyuma bakan, duyulara bakan kısmı sadece yüzde onluk bir kısım ve beynin o bölgesi rahat ettiğinde bedenin o bölgeyle yani bedenin ruhu beynin o bölgesiyle ilişkili bedensel bölgelerde de bir rahatlama söz konusu oluyor. İkinci yönden de ruh ruh gerçek bir tövbeyle Allah'a kendini gerçek bir teslimiyetle, Allah'ın hükümlerine e, tam bir teslimiyet ve geçmişten geçmişe tam bir tövbe, tam bir e, yeni bir sayfa açmasıyla beraber geçmişle alakalı birçok şeyi de zamandan e, aşağı e, biliyor. Bu konuda e, yani birçok kitap okura, okunabilir, önerilebilir. Özellikle okumamışsa kardeşimize e, Risale-i Nur'u da ben tavsiye ediyorum özellikle o 5-6 kitabını Asay Musa'yı, Lemaları, Mektubatı ve Sözleri bu 4 kitabı öncelikle okuyabilir. Bunlarda da bilişsel terapi ve bu tarz şeylerden kurtulma ile alakalı bazı öneriler, içerikler var. Kur'an'ı ve hadis-i şerifleri düzenli okumasını öneriyorum. İşte namazların düzenli kılmasını, abdestli olmasını. Sünnet, 4000 sünnet diye bir kitap var sevgili kardeşlerim bu kitabı elde edip bu kitaptaki sünnetleri daha teorik olduğu için ulaşması yani yapabilmek daha kolay. Hemen o kitaptaki içerikleri o 4000 sünneti tatbik etmesini bu kardeşimize tavsiye edebilirim. Hala o geçmişten kalan günahlar varsa ya da o günahları hatırlatan imgeler, simgeler varsa arkadaş çevresi hala böyle bir arkadaş çevresi varsa bir kere bunlar da kesinlikle değişmesi lazım. Yani ruhi ve zihinsel bir dinginliğe ulaşırsa ki bu biraz süreç demesi, sürecinde süreç isteyen bir şey aynı zamanda. Bundan sonra bu geçmişle alakalı şeyler daha e, zamandan oturur yerine. O ruhsal ve beyindeki zihinsel dinginlikte oturduktan sonra e, onun bedene yansımaları artık çıkar. Yani bedenden uzaklaşır zamanla hücrelerin o enerjinin yenilenmesiyle beraber. Ha bu aşıyla alakalı bir durum varsa ona zaten diyecek bir şeyimiz yok. O tıbbi bir durum. Onun tıbbi açıdan takibini yapması lazım. Bir yan etki durumu söz konusuysa. Ama dediğim gibi bu konuda affetmek sevgili kardeşim. Geçmişte, geçmişe enerjiyi, olumsuz enerji, geçmişe... Vücudumuzdan enerji akıtmamak, geçmişte bir yanımızı, bir yönümüzü bırakmamak, zihinsel olarak da böyle, ruhsal olarak da böyle, sıkı bir tövbe etmek, affetmek ve sevmek ve Rabbimize yönelmek ve sürekli bu tarz hakikatlarla işte sohbetlere gitmek, sohbetleri dinlemek, işte Efendimizin sünnetlerini uygulamak, dua etmek, özellikle dua, özellikle güzel mekanlara gidip buralarda güçlü dua, gözyaşıyla dua etmek. Bunların yavaş yavaş geçmesine, kalkmasına sebep olur. Kardeşimize muvaffakiyetler ve şifalar diliyorum. İşte itimam olur inşallah hepimizin şif, hepimize şifa olur yani. Hepimiz şifa bulabiliriz bu tarz meselelerden. Tabi hepimizin günahı var. Ama zamanla o günahlardan iyice uzaklaşarak ruhun da oralarla bağlantısının kesildiğini kendisi görecektir. Ama sürekli hayırlan şiddetli bir surette geçmişteki o şeyler aklına gelse de vesveseler takılmadan devam edecektir. Bu bu tarzda farklı önerilerin olduğu içerikler vardır belki kanalda onlara bakabilir. Dediğim kitaplara ve başka YouTube'daki hocalardan istifade edebilir. Yine bu kardeşlerimiz, bu tarz kardeşlerimiz yazabilirler. İnşallah cevap veririz, konuşuruz gene. Takıldığımız noktalar hususunda. Velhamdülillahirrahmanirrahim.